GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi GTA oyunlarını karşılaştıracağım. Şimdi bu tabloyu hemen bilmeyenler için kısaca açıklayayım. Burada görmüş olduğunuz S katmanı en sevdiğim GTA oyunlarının olduğu katman olacak. D katmanı ise daha sevdiğim GTA oyunlarının olduğu katman olacak. Ama buraya yerleştirdiğim GTA oyunlarından nefret ettiğim anlamına gelmesin bu. Sadece diğerlerine göre daha sevdiğim oyun olacak. O konuda yanlış anlamayın. Bu arada sıralamayı yaparken oyunların çıktığı dönemi göz önünde bulundurmayacağım. Şu an 2023 yılında benim gözümde nasılsa oyunlar, ona göre değerlendireceğim. Şimdi sıralamaya geçmeden önce oyunların sevdiğim ve sevmediğim yanlarını açıklamak istiyorum. Ondan sonra sıralamaya geçelim bence, çünkü direkt sıralamaya geçersek sonradan belki fikrim değişebilir. Başka bir oyuna geldiği zaman sıra belki yerlerini değiştirmek isteyebilirim. O yüzden bir değerlendirelim oyunları, ondan sonra sıralamaya geçeriz. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu oyunları teker teker incelemeye başlayalım. En başta GTA 5 var. GTA 5 ile başlayalım bence. GTA 5 deyince aklıma ilk başta grafikleri geliyor. Oyunun çok güzel grafikleri bulunuyor. Hani şu an bile çok güzel grafikleri olduğunu söyleyebilirim. GTA dışında diğer oyun serileri yavaş yavaş bu grafiklere ulaşmaya başlamışken GTA 5 yıllardır, 10 yıldır çok güzel grafiklere sahip. Onun dışında hikayesi güzel. Görevleri çok güzeldi. En sevdiğim görevler GTA 5'te. Kesinlikle bunu rahat rahat söyleyebilirim. Çok eğlenceli görevleri vardı, aksiyonlu. O yüzden GTA 5'in görevleri de çok güzel. Oyunda araç çeşitliliği çok. Mesela çeşit çeşit uçak var, araba var, motor var, helikopter var. O da çok güzel. Şimdi sevmediğim yanlarına gelecek olursak, fizikleri beklediğim kadar güzel değil. Yani iyi diyebilirim ama beklediğim kadar iyi olduğunu söyleyemem. Haritası çok büyük ama büyük çoğunluğu boşluk. Sadece bir şehir var. Geri kalanı çöl, orman, kasaba, bu tür şeyler. Bu şekilde işte GTA 5 değerlendirmem. GTA Vice City Stories'e gelelim hemen. Aslında ben bu oyunu hiç oynamadım. Sadece birkaç videosunu izlemiştim. Bildiğim kadarıyla işte farklı karakter, farklı hikayesi var. GTA Vice City'nin haritasında geçiyor. Vice City olduğu için zaten adından da belli. Vice City'ye ek olarak oyunda yüzme var diye biliyorum. Bu şekilde işte oynamadığım bir oyun olduğu için bunu hemen geçiyorum. Belki bunu listeye bile eklemem oynamadığım için. GTA 4 çok tuhaf bir oyun. GTA serisine birçok yenilik getiren bir oyun olmasına rağmen birçok özelliği de kaybeden bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Birçok eksiği bulunuyor bu oyunda. Mesela GTA 4 ile beraber çok güzel fizikler oyuna eklendi. Fiziklerinden başka detayları da çok güzel. Oyunda birçok ince detay bulunuyor. Hatta o kadar küçük detaylar bulunuyor ki bazen fark edilmiyor bile. Ve bu detaylar da oyunu güzelleştiriyor. Aslında bundan başka sevdiğim bir özellik aklıma gelmiyor şu an. Sevmediğim özelliklerine geçelim. Oyunun hikayesi güzel olmasına rağmen görevleri, özellikle oyunun ortaları çok sıkıcı bence. Çünkü sürekli ayak işi yapıyoruz para kazanmak için. Görevleri yaparken alakasız alakasız kişilerin görevlerini yapmış oluyoruz. Yani görevleri yaparken bir istek olmuyor içimizde. Bir amacımız olmuyor sonuçta. Sadece para kazanmak için yaptığımız için çok eğlenceli gelmiyor bana görevleri. Onun dışında oyun çok soluk, karanlık. Grafikleri biraz daha iyi olsaymış, daha güzel olabilirmiş bence. En azından solukluk olmasaymış çok daha iyi olurdu. Oyunda özelliklerin sayısı çok az mesela. GTA San Andreas'ta çok fazla özellik varken GTA 5'te de aynı şekilde. Nico'nun saçını bile kestiremiyoruz oyunda. O tür şeylerden bahsediyorum. Yani bu oyunda da görevler bitince yapılabilecek çok fazla şey bulunmuyor. Ve Liberty City Stories'e gelelim. Bu oyunu ben telefondan oynadım. Şu an telefondan kaldırıldı sanırım. Telefondan oynadığım zamanlar görevlerin yarısını yapmıştım. Öyle hatırlıyorum. Yarısına kadar gelmiştim ama ondan sonra oynamayı bırakmıştım. Bu oyun GTA 3'e oldukça benzer. Hatta ben şimdi GTA 3'te bu ikisini beraber değerlendirmek istiyorum şu anda. Birebir aynı oyun diye düşünüyorum. Sadece görevleri farklı, karakter farklı. Bu iki oyunda da görevler sıkıcı, hikaye desen yok zaten. Görevleri yap paranı al, görevleri yap paranı al. Bu şekilde bir oyun ikisi de. Haritası aynı zaten, küçük bir haritaya sahipler. Oyunların fizikleri kötü, grafikleri kötü. Bu oyunlarda da görevleri bitirdikten sonra oyunda yapabilecek başka bir şey kalmıyor. Kısacası bu şekilde bu iki oyunda. Özellikle GTA 3'te şunu söylemek istiyorum. Karakterimiz bir de konuşamıyor ya. Kendimi robot gibi hissediyorum GTA 3'te. Hani hiçbir duygusu yok. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Yok onu yapmam. Hiç karar vermiyor. Adamlar şunu yap, bunu yap diyor. Gidiyor yapıyor. Geliyor. Adamlardan laf alıyor, alıyor. Gidiyor yapıyor. Böyle robot gibi bir oyun bence görevler konusunda. Sizce de öyle değil mi yani? Çok sıkıcı geldi bana. Geçen sene oynamıştım Definitive Edition'da GTA 3'ü. Öyle gelmişti bana. Şimdi geldik Gate Oni'ye. Bu oyun GTA 4'ün aynısı zaten. Ek olarak bu DLC'yi oynadığımız zaman oyuna paraşüt ekleniyor. Ondan sonra tank ekleniyor. Bildiğim kadarıyla tank yoktu normal GTA 4'te. Görevleri de güzel. Hani GTA 4 kadar olmasa da görevleri güzel olduğunu söyleyebilirim. Özellikle golf sahasında yaptığımız bir görev geliyor aklıma bunu duyunca. Geri kalan şeyler GTA 4'le aynı olduğu için hemen geçiyorum. GTA Vice City'ye geldik. GTA Vice City
Benim küçüklüğümün oyunu. GTA 3 küçüklüğümün oyunu değil ama GTA Vice City'yi çok oynadım. Özellikle GTA Türk, ondan sonra GTA Kurtlar Vadisi, onları da oynadım tabi. Ama bu GTA Vice City'nin de GTA 3'ten çok bir farkı olduğunu söyleyemem. Grafik ve fizik anlamında. Hikayesi daha güzel GTA 3'ten. Görevleri bir tık daha eğlenceli ama çok da eğlenceli olduğunu söyleyemem. Şehir güzel, çok güzel bir şehri olduğunu söyleyebilirim. Oyun canlı görünüyor, yani grafikleri kötü olsa da canlılık var oyunda. Ama işte biliyorsunuz GTA 3'e DLC olarak yapacakları için, GTA Vice City öyle bir planları olduğu için çok bir farkları yok. Sıralamaya geçince tekrar bir GTA 3 ile GTA Vice City'yi karşılaştırırım birazdan. GTA San Andreas'a gelelim. Son 2 tane kaldı zaten. GTA San Andreas çok sevdiğim bir oyundur. Zaten bunu anlamışsınızdır videolarımdan. Hatta bu kanalı açarken CJ'in maceralarıydı kanalın ismi. GTA San Andreas'a başlamıştım ve uzun bir süre boyunca 1000 abone olana kadar GTA San Andreas videosu çektim sürekli. Başka GTA oyunu çekmedim. Ve 1000 abone olduğumuz zaman artık diğer GTA oyunlarını da çekmem gerektiği için kanalın ismini GTA Maceraları yaptım ve bu şekilde de devam ediyoruz bakalım. GTA San Andreas'ta çok fazla özellik bulunuyor. Grafikleri bakımından da GTA Vice City'den çok daha iyi. 2 yılda yapılmış bir oyun ve 2 yılda yapılan bir oyun için inanılmaz bir şey yani bu. Görevleri çok güzel. Aksiyonlu görevleri var. Farklı farklı görevler yapıyoruz. Mesela uçak kullanıyoruz. Ondan sonra çatışmalı aksiyonlu görevler var. Her bir görev farklı bir görev olduğunu hissettiriyor. Hikayesi de çok güzel bu arada. Çok gelişmiş bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Yani GTA 6'da şu kadar özellik olsun bana yeter diyorum. O kadar fazla özellik var. Tabii grafikleri güzel dedim ama GTA 5 kadar, GTA 4 kadar güzel değil. Onu kabul ediyorum. Kötü yan olarak düşünüyorum ama aklıma hiçbir kötü yanı gelmiyor. Vardır illaki, sevmediğimiz bir yanı vardır ama yok, şu an aklıma gelmedi o kadar. Kendini hayran bırakan bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ve geldik şu motorcuların olduğu DLC'ye. Bunu birçok kişi sevmiyor. Daha çok Tony'yi seviyorlar ama bu da fena değildi bence. Bunu da oynadım. İkisini üst üste oynamıştım. Hatta önce bunu oynadım. Bu motorcuyu oynadım. Sonra Tony'yi oynamıştım. Yani GTA 4'ün farklı hikayesi, farklı karakterleri olan versiyonu diyebilirim. Bu kadar. Bunu da açıklayacak başka bir şey yok zaten. Şimdi sıralamaya geçelim. En başta GTA 5 var. GTA 5'i hemen S'ye koymak istiyorum. Her ne kadar kötü yanları olsa da o kötü yanları S'den aşağı indiremiyor. O yüzden çok sevdiğim bir oyun GTA 5. GTA Vice City Stories'e gelelim. Ya da bunları bir atlayalım. Ana oyunları bir yerleştirelim. Ona göre bunları bir yerleştiririz. Çok daha iyi olur bence. GTA 4 çok yenilik getirmesine rağmen birçok eksiği olduğu için bunu A'ya koymak zorundayım. Maalesef yapabileceğimiz başka bir şey yok. Her ne kadar övsem de çok eksiği var oyunun. GTA 3'ü ben C'ye koymak istiyorum. D'ye koymak istemiyorum çünkü her ne kadar kötü yanı olsa da sonuçta bir GTA oyunu. Yani açık dünyası var. İstediğini yine yapabiliyorsun. Diğer oyunlar kadar olmasa da yine yapılabilecek çok şey var. O yüzden D'ye yakışmaz diye düşünüyorum. C'ye yerleştirdim bakalım. Vice City'ye gelelim. Vice City kesinlikle GTA 3'ten çok daha iyi. O yüzden onu da B'ye yerleştireceğim. Bu şekilde buraya yerleştirmiş olduk bunu da. San Andreas'a gelelim. San Andreas'ı nereye yerleştireceğimi çok iyi biliyorsunuz. Hemen S'ye alalım. Eksik yönü aklıma gelmedi yani. O kadar güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ana oyunları yerleştirdik. Şimdi kaldı ek paketler, DLC'ler veya işte popüler olmayan GTA oyunları. Şimdi Vice City Stories'i hiç oynamadım. O yüzden bunu şimdilik bırakacağım. Belki buraya yerleştirmem bile. Kalsın şimdilik o. Şimdi Liberty City Stories dediğim gibi görevleri çok eğlenceli olmadığı için GTA 3 ile benzer olduğunu düşünüyorum ve C'ye yerleştirmek istiyorum. Zaten bu ikisini beraber değerlendirmiştim. O yüzden C'yi hak ettiğini düşünüyorum. Tony'yi ise nereye yerleştirelim? GTA 4 ile hemen hemen aynı olduğu için A'ya yerleştireceğim. Bunu da A'ya yerleştirmem gerekiyor. Bu da GTA 4 ile aynı olduğu için. Bu şekilde şimdi bunu yerleştireyim mi yerleştirmeyeyim mi bir düşüneyim. Şimdi B'ye yerleştirsem Liberty City Stories'ten iyi mi kötü mü bilmiyorum. C'ye yerleştirsem haksızlık olur mu onu da bilmiyorum. O yüzden onu yerleştirmemeye karar verdim. Bu da burada kalsın o zaman. Benim sıralamam işte bu şekilde şu an görüyorsunuz. GTA 5, GTA San Andreas. En başta GTA 4'ler A'da, GTA Vice City B'de ve GTA 3, Liberty City C'ye yerleştirilmiş durumda şu anda. Bu şekilde işte. Dediğim gibi bir kez daha hatırlatayım. Bu C'ye yerleştirdiğim GTA 3 ve Liberty City. Bu oyunlardan nefret etmiyorum. Sadece diğerlerine göre, şu yukarıda görmüş olduğunuz oyunlara göre daha az sevdiğim bir oyun. Hani tekrar oynamak istesem oynayabileceğim oyunlar. Ve sıralamamızı da bu şekilde yapmış olduk. O zaman bu videonun sonuna gelelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.